Merhaba ben Tufan. Merhaba ben Baran. Ya Tufan abi esasında bu business model iş modelleme tarafı ilk başta çıktığı şeyden biraz daha farklı noktalara geldi. Esasında sen bu çok net biliyorsun. Çünkü business model generation iş modeli üretimi kısmında o online forumdaki e, forumda ki ilk Türklerden birisinin aynı zamanda daha sonra çıkan business model yani kişisel iş modeli konusunu zaten kitabın zaten yazarlarından birisinin ve şimdi de bizim iş modelimiz, business model V konusunda çalışıyorsun. Evet. Ee, yani başka yerlere uyarlanmışlığı var. Bana da şöyle bir yorumlar geliyor bazen. Aa evet bu iş modeli girişimciler için çok güzel deniyor. Ama ben şunu söylüyorum. Ben bunu üniversitelere ders için gittiğim zaman da aynı şekilde anlatıyorum. Girişimcilere de aynı şekilde anlatıyorum. Departmanlar, fonksiyonlar için de aynı şekilde anlatıyorum. Şirketlerde, holdinglerde de aynı şekilde. Esasında araç olduğu için uygulama şeklin değişiyor sadece. Ama araç çok güzel bir araç. Her yeri uyan bir araç. Ama sen bunun başından beri götürmüşsün. Nasıl farklılıklar vardı? Nasıl nasıl oluyor da her şey uygulanabiliyor bu? Aslında çok karmaşık değil. Bir tek düşünce sistemimizi değiştirmek gerekiyor. Her şey bir değer önerisi yaratmaktan başlıyor. Hı hı. Bir videomuzda bahsetmiştik. Bizler beyaz yakalılar dahi artık iş adamıyız. Hı hı. Hangi işi yapıyoruz? Eee... Kendimizin ürettiği, deneyimlerimizden oluşan birikimleri bir şirkete veya bir patrona maaş dediğimiz ücret karşılığında satarak ona fayda sağlıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla biz bir iş adamıyız, iş yapıyoruz. Bunu böyle algıladığımız zaman business model generation veya iş planı, iş modeli pardon, iş modeli uygulanması çok kolaylaşıyor. Hı -hı. Ben bir değer önerisi yatar, yarattığımı görebiliyorsam onun sınırlarını geç Çıkarmam lazım. Aynen. Tarifini yapmam lazım. Karşımda ne var? Müşteri. Müşteri kim? Bugün için patron olabilir, yarın için ben freelance çalışıyorsam benim müşterim olabilir. Hı hı. Aynen öyle. Ama burada segmentleri çok iyi ayırmak lazım. Evet. Sadece patron değil. İç müşteriler var. Evet. Benle birlikte çalışanlar var. Benim arkamda çalışanlar, yanımda çalışanlar var. Altımda, üstümde çalışanlar var. Onlar da birer müşteri. Hı hı. Ve tabii ki en önemlisi dış müşteriler benden, şirketimden alım satım yapanlar, şirketime e, hizmet verenler, bütün bu e, müşteri segmentleri arasında benim ne sunduğumu keşfedebilirsem zaten diğeri akışa kalıyor. Dokuz taşı yerine oturtmak kolaylaşıyor. Aynen. aynen. E, bence e, kişisel yapımızı geliştirmek için bunu araç olarak kullanır isek ya e, herhangi bir sektöre girerken veya işe başlarken, okul bitirirken, bunu bir sıralayabilirsek veya iş değiştirmeyi düşündüğümüzde bunu yapabilirsek hı hı. yahut daha güzeli patronumuz bize zorlu bunu yaptırır ise hem kim olduğumuzu hem neyi hangi bütünü tamamladığımızı görebiliriz. Ki bu da bize neyi getirir? Başarıyı getirir. Aynen. İlerlememizi kolaylaştırır. Tabii iş burada bitmiyor. Bugün kendimizi konuşuyoruz ama şu anda gene Tim Clark'la bir kitap yazıyoruz. Business Model of D Grup olarak biz kimiz? Hı hı. Küçük bir şirket olarak biz içeride kimiz? Evet, dışarıda piyasaya gidiyoruz. Pazarın içinde çalışmaya başlıyoruz. Business model generation'ı konuşuyoruz. Hı hı. Ama içeride biz kimiz? Bir de ona bakmak lazım. Yani bu biraz da SWOT analizi gibi demiştik ya, e, business model için. Hı hı. Bu da biraz PESTLE SWOT arası <laughs> gidiş. Doğru olabilir. Yani e, ben tabii bu çalışmaları yaparken, bireylerle yaparken, takımlarla, departmanlarla yaparken, şirketlerle yaparken bakın bu Business Model U kanvası, bakın bu Business Model V kanvası olarak bahsetmiyorum bunlardan. sadece şunu soruyorum. Bu iş modeli neyin iş modeli? Hı -hı. Neyin iş modeli olduğunu cevabını verelim, müşterilerine bakalım. Mesela insan kaynakları prensipleri için de aynı mantıkla çalışmalarım oldu. Doğru. Yani esasında iş olmayan bir şey. Dedim ki bu bu insan kaynakları prensibimizin bu şirketlerimizin iş modelini yapsaydık. Müşterimiz kim? Değer önerisine. Bunun için nasıl kaynak yaratmamız lazım evet. vesaire. Business model yu bu, aracının ve bakış açısının bence çok güzel, çok güçlü bir faydası daha var. Sonuçta çalışanlar olarak biz günümüzün belli bir kısmını iş hayatında, belli bir kısmında iş dışında hatta iş dışında olan çok zaman terciha, tercihen daha fazla olması lazım uykuyu sayarsak. Ama her zaman öyle olmuyor maalesef. Ee, bu iki dünya birbirinden çok kopuk dünyalar gibi duruyor. Yani maalesef şu anda e, iş nedir diye sorsanız birçok insan hayatımın geri kalanını finanse etmek için harcadığım zaman diyebilir. Evet maalesef. Business Model You bu iki dünyayı beraber keşfedebilmemize olanak sağlıyor aynı zamanda bakış açısı olarak. Çünkü benim farklı değer önerim var. Nasıl Uber çok taraflı bir iş platformuysa, bir müşterisi, bir yerden bir yere gitmeye çalışan insanlar, bir müşterisi, şoförler, ikisini bir araya getiren bir tane platform var. Uber'in iş modeli bu. Benim tek sıfatım ve tek değer önerim strateji tasarımcısı değil. Ben aynı zamanda bir eşim, ben aynı zamanda bir babayım, ben aynı zamanda bir arkadaşım, ben aynı zamanda ve motosikletçiyim. Bunların hepsini bu hayat dediğimiz 24 saatte oluşan günlerde bir şekilde derlemeye çalışıyorum. İş modelleme bakış açısıyla bunu birleştirdiğim zaman esasında onun önceliklerini vermek, birbirleriyle ilişkilerini irdelemek ve belki kontrol bendeyse ki ben kontrolün bende olmasını sağlamak için ciddi adımlar attım ve şanslı bir insanım o yüzden. Kontrol bende olduğu zaman da o tek iş modeline görebildiğim için dengeleri kurabilen bir insan. Ama iş modeli gibi bir bakış açısı olmadan bunu yapmak, görselleştirebilmek, anlamak ve anlatabilmek çok zor gibi geliyor bana. Aslında belki de iş modelinin adını değiştirmek lazım. Biz orada iş lafı hep bir tarafa doğru hı hı. bir Modelleme kavramı gibi bir şey kullanmak lazım. Demin sen düş söylerken ilk defa aklıma geliyor. Ee, project management'ı nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? <laughs> Önce paydaşları belirliyoruz. Tamam. Kaynakları belirliyoruz. Hı hı. Tasklara bölüyoruz. Aslında farkı ne business model generation'dan? Yani planlama ile modelleme arasındaki modelleme fark esasında. Modelleme fark ama bunu iç içe geçiriyoruz. Evet. Aslında senin söylediğin her departmanda veya her yerde kullanılabilir lafı bu. Her projede kullanılabilir. Evet. Çünkü her projenin bir çıktısı var. Tabii ki. O çıktı ne? Değer önerimiz. Aynen. Paydaşlar, müşteri segmentlerimiz. Gerisi zaten onun içerisinde gelişiyor. Aynen öyle. Tabii iş modellemede modellemede çok önemli bir gelir ve gider ayağı var. Orada da gelir gider ayağı var ama bu nakit olmak zorunda değil. Aynen öyle. Demin sen söylerken gene unuttuğumu fark ettim. Ee, kişisel iş plan iş modelinde müşterilerin arasında senin karın da var, kızın da var, evet. annen de var, okulun da var, mahallen de var. Bunlar da müşteri. Tabii. Bütün bir hayatı. ...şey olarak düşürüyorsan. Bir kısmından para kazanıyorsun, bir kısmından kazanmıyorsun. Başka e, şeyle de besleniyorsun. Başka şey, kazanç Sevgi alıyorsun. Yok. Sevgi veriyorsun. Aynen öyle. Mazov'un hiyerarşisini en üst tapaya doğru... ...çıkarmaya çalışıyorsun. En önemli katkısı belki de o tuvalin... ...o görselleştirmenin... ...birçok farklı şeyi bize bir yerde görebilip... ...o görselleştirme olayı çok güçlü. Bir yerde görebilip... ...hikayeni anlatabiliyorsun... Her şeyden önce yani. business model yu da mesela onu kendini anlatman lazım zaten. Evet. Business model ile yani business model iş modeli ile onu anlatıp o hikayeyi bir yatırımcıya gidip para isteyebilirsin. Bir yönetim kuruluna gidip yeni işleri bir anlatabilirsin. Işleri business model yu yaptığın zaman birinden bir şey istemiyorsun esasında. Onu, onu kendi için yapıyorsun. Kendinden çünkü bir enerji istiyorsun. Böyle yapmamız lazım istiyorsun aradaki en büyük fark herhalde planlama bakış açısıyla modelleme bakış açısı arasındaki farklar. Bu arada modelleme de, iş modeli tuhali de modelleme bakış açısı da nispeten yeni bir şey diyelim hadi. Hatta baktım Alex'in ilk çıkardığı şey Business Model Topology diye geçiyor. Evet. 2004'te bir test. 2004'te çıkmış bir konu ama. 2011'de kitap yazıldı değil mi? 2009 veya 10 on, onlardan yok, biri. Yok, ama her güçlü olan şey gibi iş modelleme ve iş modeli tuvali de sıfırdan keşfedilmiş bir şey değil. Olan bir şeyi daha farklı yapmanın yöntemi. Doğru, doğru. Daha doğru. iyi, daha yeni, daha çağa uygun nasıl yapılabilir? Esasında business model de da kariyer yönetimi diye bir şey eskininsi ise onun artık kariyer tek başına hayatımıza sadece bir alan olarak göre görmemiz lazım. Çünkü daha önceki Zamanlarda bahsettik bu bireyselleşme, serbest çalışma vesaire. Bütünsü olarak kariyer değil, yaşam modelleme gibi gitmesi diye, lazım. Orada da bir modelleme mi? aracımız var diyebiliriz. Aslında görsel çalışmanın en büyük faydası ne biliyor musun? Sözsel çalıştığın zaman uzun bir şey oluyor. Görsel çalıştığın zaman bakıp gidebileceğin bir hareket şeyi görüyorsun. Motosikletçilikte biz ne diyoruz? Baktığın yere gidersin. Nereye bakarsın? Oraya Bakacak gidelim. bir yerin olmasına yardımcı oluyor. Aynen öyle katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Kahve içelim mi? Hadi içelim. Plan bu model ve hashtag'inden bu videomuzla ilgili yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz diğer videolarımızı da izlemek için lütfen üye olun grubumuza. Bu arada sorularınız varsa hemen videonun altına yazabilirsiniz. Cevaplamak için elimizden geleni yapacağız.